Herkese merhaba. Beni Usturma Çalı Kız ismiyle tanıyorsunuz ama gerçek ismim Nilay. Kameranın da hemen arkasında bir kaptan var. Kendisinin ismi Onur. Benim zaten sürekli Onur dememden onun ismine aşinasınızdır. Şöyle bir şey yapmaya karar verdik. Çayınızı, kahvenizi alın. Çünkü bugün yüzer evimize davetlisiniz. Size teknemizin içerisini göstereceğim. Evet, hazır mıyız? Teknede açılmayacak kapak kalmayacak. Her yeri tek tek açıp göstereceğim. Some friends, why did such a thing make you uptight and tense? You're high strung, babe. Bu kapı sihirli bir kapı. Bunu açtığımda artık teknedeki hayata bakışınız çok ama çok fazla değişecek. High strung man. I go out at night for a drink or two. It seems somehow that bothers you. You're high strung, babe. Strong babe and a high strung woman makes for a high strung man. Daha önceki videoları izleyenler varsa biliyordur. 35 fitlik bir yelkenli tekneyle bu yola çıktık ve şu an artık tamamen teknemizde yaşıyoruz. İlk teknemizi sattık, karadaki evimizi kapattık ve tam zamanlı olarak yeni teknemize geçiş yaptık. Ve bugün size yeni teknemizi tanıtacağız. Diğer teknemizde ve bu teknemizde yaşadıklarımız ve yaptığımız şeyler aynı. Sadece konfor alanında bir rahatlama var diyebilirim. Aslında isteğimiz sandaldan halice 5 metrelik tekneyle adalara ya da araba ulaşımı olmayan koylara gidip kamp yapmaktı. Ardından yok bir güneşliği olsun, yok bir kamerası olsun derken iş 35 fitlik bir yelkenliğe geldi ve ardından da tamamen teknede yaşamaya karar verdik. Tabii ki de bunun en büyük etkisi deniz sevdalı olmamız, çıkış noktamız deniz sevgimiz. Şimdi kısa bir video hazırladım. Eski teknemizden bugüne kadar olan minik bir hikaye, ardından da yeni teknemize gezebiliriz. Denizdeki hayatımız ilk teknemiz Dainet ile başladı. Denizin üstünde yaşamayı o kadar çok sevdik ki tüm hayatımızı tekneye taşımaya karar verdik. İlk olarak denizciliği bize sevdiren teknemiz Dainet ile vedalaştık. Daha sonrasında karadaki evimizi kapattık ve şu an içinde yaşadığımız yüzer evimiz Likya'ya taşındık. Aslında her iki teknede de yaşadıklarımız, yaptıklarımız aynı şeylerdi. Deniz sevgimiz hiç azalmadı. Aksine gezgin ruhumuzu besledi. Bu sezon Rodos'tan başlayarak tam 24 adaya yelken açtık. Ege Denizi'nin hırçın sularında piştikten sonra dümenimizi yeni rotalara doğru çevirdik. Büyük hayalimiz ve hedefimiz bayrağımızı dünya denizlerinde dalgalandıran Türk denizciler olmak. Bu yolda bize destek olmak için abone olmayı unutmayın. İyi seyirler.
O zaman hazırsak başlayabiliriz. Merdivenlerden aşağıya indiğimizde bizi şöyle bir yaşam alanı karşılıyor. Tekneye böyle baktığınızda hiçbir şey gözükmüyormuş gibi. Her şey saklı çünkü. Teknenin her alanında bir saklama alanı var. Özellikle salon kısmında bir sürü dolap var. Ve farş tahtaların altında sintine bölgesi dediğimiz alanda bir sürü saklama yeri var. Ama öncesinde ben kabinlerden başlamak istiyorum. İsterseniz önce baş kabine gidelim. Burası baş kabinimiz. Hemen bizi genişçe ve rahat bir yatak karşılıyor. Yatağı uçurtma şeklinde düşünebilirsiniz. Baş kısmı 1.22, ortalara doğru 1.60'a doğru genişliyor. Uzunluğu da yaklaşık 2.20. Yatağın her iki tarafında açık ve kapalı olmak üzere depolama alanları var. Açık kısma kolaylıkla ulaşmak istediğimiz eşyaları koyuyoruz. Kapalı kısımda ise düşmesini istemediğimiz eşyalar var. Baş kabine girdikten sonra solda ve sağda olmak üzere iki tane elbise dolabımız var. Dolabın içerisindeki raflar eşyaların daha düzenli olmasını sağlıyor. Hemen yan bölmesinde askılık kısmı da var. Yatağın altındaki bölmede ise su yapıcımız var ve temiz su tankımız bulunuyor. Teknede toplam iki temiz su tankı var. Kapasitesi ise 590 litre. Su yapıcımızın kontrol düğmeleri burada. Buradan açıyoruz ve kapatıyoruz. Birazdan içeride ekrandan da göstereceğim su yapıcıyı. Yatağın her iki tarafında aydınlatmalar var. Okuma ışığı ve gece ışığı olmak üzere iki modu var. Buradaki USB çıkışı sayesinde de telefonlarımızı şarj edebiliyoruz. Ön kabindeki pencereler kabine aydınlık sağlıyor. Ama istemezseniz de şöyle bir güneşlik var. En sevdiğimiz kısmı ise gece demirdeyken yatağımızdan kalkmadan teknenin nerede olduğunu buradan görebiliyoruz. Baş kabinin içerisinde aynı zamanda ayrı duş ve tuvalet var. Hatta şöyle göstereyim. Şu şekilde benim boyum 1.78. Gayet iyi durumda. Hiç böyle kambur durmadan çok rahat bir şekilde duş alabiliyoruz. En güzel kısmı ise tuvaletten ayrı olması. Yani duş ve tuvalet ayrılar. Burası sadece duş kısmı. Burada da dolaplar var. Şöyle. Dolaplar. Yelken yaptıktan sonra dolaplar böyle hemen açmıyorsunuz. Bunlar düşmesin diye kaydırmaz da koydum ama hiç sonuç alamadım. Burası da ön kabinin içerisindeki küçük tuvalet. Burada kişisel eşyalarımı koyduğum ufak bir dolabı var. Bu arada bu puf burada değildi. Salondaki masanın altındaydı. Biz buraya getirdik. Çünkü salonda görüntü anlamında bir rahatlama olsun istedik. Hem de baş kabinde oturma alanı sağlamış olduk. Aslında bu puf sandıklı bir bench olduğu için havlularımızı, kıyafetlerimizi koyduğumuz ekstra bir dolap haline geldi baş kabinde. Evet, saklama alanlarıyla ilgili de hemen hızlıca şöyle şunu çekiyorum ve buradan bir bölme açılıyor. Bu şekilde kişisel bakım eşyalarımızı koyduk. Bunların hepsi yedek. Depo olarak kullanıyoruz burayı. Evet, ön kabin bu şekildeydi. Teknede toplam 3 kabin var. Şimdi size sancak kabini göstereceğim. Şöyle dönerseniz. Gayet 2 kişi rahat bir şekilde burada yatabiliyor. Hatta biz şu an havalar bir tık soğumaya başladığı için bu kabini kullanıyoruz. Daha sıcak oluyor. Yine ön kabindeki gibi ışıklar İki şekilde, bir okuma ışığı, bir de gece ışığı. Yastıkları bu şekilde koydum. Çünkü burada dışarı havuzluktan açılan bir dolabımız var. O yüzden şurası bir tık basık olduğu için yastıkları bu şekilde koyduğumuzda çok daha rahat bir şekilde yatabiliyoruz burada. Minik bir kütüphanemiz var.
Sevdiğimiz kitapları yanımıza aldık. Burada da bir pencere var. Burada yattığımızda da alargada kaldığımız zaman dışarıyı çok rahat bir şekilde görebiliyoruz. Şuradan yine güneşliği var. Bu şekilde açıp kapatabiliyorsunuz güneşliği. Evet. Biz bu odayı nedense çok seviyoruz. Dediğim gibi son zamanlarda sürekli buradayız. Ve geldik iskele kabinine. Dediğim gibi toplamda 3 kabinimiz var. Baş kabin, sancak kabin ve iskele kabin. Başından beri tasarladığımız bir şey vardı. Depo kabini. Ve biz de iskele kabini depo kabin haline getirdik. Mutfağa yakın olmasından dolayı bu kabini seçtik. Normalde burası da diğer kabinle aynı. İki ayrı parçadan oluşuyor yatak. Şuradaki parçayı çıkarttık ve buraya 1, 2, 3, 4 ve 5 tane kutu sığdırdık. En sıklıkla kullandığımız eşyalarımızı birinci kutuya koyduk. Ardından ikinci kutu, üçüncü kutu. Çok fazla kullanmadığımız eşyaları da arkaya koyduk. Şurada da birkaç eşyamız var. Yani burası tam bir depo. Tuvalet kağıtlarımız, rulo kağıtlar hepsi burada. Tekne sancağa yattığında otomatikman kutular bu tarafa doğru kayıyor. Ama bu yatak onlara stopper görevi görüyor. Bu kısma da bu şekilde biraz yastık, havlu gibi yumuşak şeyler koyarak şuradaki tahtayı korudum. Buradaki dolapları da kullanıyoruz. Buraya gözlük kılıflarımızı koyduk. Birkaç şarj aleti, onları koyduk. Burada el bezleri, havlular, böyle bir dikiş seti var. Bunu da bu şekilde değerlendirdik. Bu dolabı da ortak olarak kullanıyoruz. Tekneye taşınmadan önce bir ustayla anlaşıp bu kabini daha farklı şekilde dizayn ettirebilirdik. Ama biz teknenin, daha doğrusu kabinin orijinalliğini bozmak istemediğimiz için bu şekilde kullanım sağladık. Gayet de memnunuz. Tüm yayıntımızı, eşyamızı alıyor. Ve geldik yaşam alanımıza. Günün çoğu saatini tam da burada geçiriyoruz. Mutfağın devamında olduğu için bu kısımdaki dolaplara tabakları, bakliyatları, çerezleri koyarak bir düzen oluşturmaya çalıştık. Ve salondaki tuvalette hemen bizi bir ayna karşılıyor. Burası aynı zamanda hem duş hem tuvalet olarak kullanılıyor. Şurada bir duş başlığı var. Uzuyor. Bu duş başlığı sayesinde burada duş da alınabiliyor. Fakat biz bu duşu hiç daha kullanmadık. Tuvaleti kullandığımız için bu kısmın kuru kalmasına özen gösteriyoruz. Ve duşumuzu arka duşlukta alıyoruz. İki tuvaletimiz de elektrikli. Acaba bir tanesi manuel mi olsaydı diye düşündük, pompalı. Sonrasında ikisini de elektrikli yaptık. Umarız pişman olmayız bu kararımızdan. Salondaki tuvaletimiz de bu şekilde. Ve geldik tek açılmadık kapıya. Bu kapı. Bu kapı sihirli bir kapı. Bunu açtığımda artık teknedeki hayata bakışınız çok ama çok fazla değişecek. Evet, yanlış görmüyorsunuz. Çamaşır makinesi. Şöyle 7 kilo. İçini de göstereyim. Tamburu böyle. Bu şekilde yapmışlar. Yukarı doğru bakıyor. 7 kilo olması açısından gayet iki kabinin de bütün çarşaflarını, pikelerini, yastık kılıflarını tek seferde yıkayabiliyor. Çamaşır makinesi gerçekten benim için inanılmaz kolaylık sağlıyor. Daha öncesinde teknemizde çamaşır makinesi yoktu. İhtiyacımız da yoktu. Tam zamanlı olarak teknede yaşamıyorduk. Ya bir çamaşırhane buluyordum ya da eşyaları toplayıp eve götürüp yıkayıp tekrar getiriyordum. Bunlar herhalde bir makine olur değil mi? Tamam. Ve yaklaşık 8 aydır teknede yaşıyoruz. Çamaşır makinesi iyi ki dediklerimden. Teknenin bu kısmında da
kontrol panelimiz var. Tekne ile ilgili sistemlere, bilgilere erişebileceğimiz bir kontrol paneli bu. Buradaki ekran da bir nevi dijital gösterge aslında. Buradan tankımızda ne kadar temiz suyumuz kalmış onu görebiliyoruz. Akülerimizin durumunu da buradan kontrol edebiliyoruz. Şimdi kontrol panelinden bahsetmişken hemen yanındaki cihazlara da göstereyim. İlk olarak bu kumandadan bahsedeyim. Bu Webasto'muzun kumandası. Aynı tırdaki, kamyondaki sistemler gibi gücünü mazot tankından alıyor. Bu ısıtıcıyı evlerdeki kalorifer gibi düşünebilirsiniz. Hemen üzerindeki kumanda klima kumandası. Açıkçası klimaya çok ihtiyaç duymadık. Olur da Webasto'muzda bir problem yaşadık. Klimayı sıcak ayarına çevirip kullanabiliriz. Ama soğuk ayarında açıkçası pek de ihtiyaç duymadık. Bu kumandamız da jeneratörün kumandası. Örneğin bir limana bağlı değiliz. Yani karadan aldığımız bir elektrik yok. Ve çamaşır makinesini çalıştırmak istiyorum. Buradan jeneratörü açıyorum. O şekilde çamaşır makinesini kullanabiliyorum. Ya da çalıştırmak istediğim diğer elektrikli eşyaları da jeneratör sayesinde kullanabiliyorum. Aslında kabinlerin dışında burada da bir yatma alanı var. Masanın altındaki mekanizma sayesinde masa aşağıya iniyor ve burası yatak oluyor. Bu alanın karşısında hemen şurada bu şekilde bir TV'miz var. Ve televizyonla birlikte bu alan tam bir ev salonuna dönüşüyor. Ve geldik en sevdiğimiz kısma. Tabii ki mutfak. Mutfağı çok seviyoruz çünkü yemek yemeyi çok seviyoruz. Ve bu mutfakta ben yemek yapmayı çok seviyorum. Tezgahı gördüğünüz üzere gayet geniş alan. Bayağı güzel kullanılmış burada. İki kişi çok rahat bir şekilde mutfakta aynı anda çalışıp yemek yapabiliyor. Ocağımız tipik tekne ocağı. Fark olarak üçüncü bir gözdağı var. Küçük bir gözdağı var. O olabilir. Burası da fırınımız hemen üç gözlü ocağın altında. Tekne fırınları genelde böyle alt kısımdan yanıyor. Üste herhangi bir ısıtma sistemi yok. Daha önce kurabiye denemiştim. Evdeki fırına göre bir tık daha yavaş pişiriyor. İlk çekmecede şöyle çatal kaşıklar var. İkinci çekmecede de yemek kaşıkları, çırpıcı ve diğer mutfak araç gereçlerim var. Ve bu kısımda tencerelerim var. Çok kullanışlılar. Ekstra sap takılıyor. O yüzden çok rahat bir şekilde buraya sığıyor. Bir sürü tencere var. Böyle az yer kapladığına bakmayın. Teknede kullandığımız tüm ekipmanları hepsi buraya da linkledik. Videonun aşağısındaki yorumdan linke tıklayarak teknedeki kullandığımız tüm eşyalara ulaşabilirsiniz. Mutfağımızda 3 adet dolap var. Birincisi içecekleri koyduğumuz tezgahın üstündeki dolap. Diğer dolaplarımız da çekmeceli şekilde. Sebzeleri, meyveleri buraya koyuyorum. Ve alt kısmında da buzluğumuz var. Hem mikrodalgayı hem de aspiratörü kullanmamız için tabii ki de belli bir enerjiye ihtiyacımız var. İnvertörümüzden 12 voltluk enerjiyi 220'ye çevirerek ikisini de kullanabiliyoruz. Bulaşık makinesi. Başta hiç bu kadar seveceğimi düşünmüyordum bu makineyi. Ta ki benden az suyla bulaşık yıkadığını gördüğüm güne kadar. O yüzden eğer çok fazla bulaşık varsa muhakkak makineye diziyorum. Bulaşık makinesini de kullanmadan önce jeneratörü açmak durumundayız. Jeneratör
olmadan tabii ki bunları kullanamıyoruz. Sonuçta bu bir tekne. Her ne kadar güzel opsiyonları da olsa tekne olduğunu unutmuyoruz. Enerji ve su her zaman kısıtlı oluyor teknede. Ve geldik Onur'un en sevdiği kısma. Tabii ki de barbekü kısmı. Hem Onur mutlu hem ben mutluyum. Onur pişiriyor ve içerisi kokmuyor. İkimiz de gayet mutluyuz bundan. Barbekünün yanında da küçük bir lavabomuz var. Şekilde musluğu var. Sebze ve meyve yıkanabiliyor ya da elimizi yıkayabiliyoruz. Barbekü yaparken gayet kullanışlı bir alan. Hem bu barbekü hem de içerideki ocak tüple çalışıyor. Peki tüpümüz nerede? Hemen kendisini göstereyim. Tüpümüz de burada. Teknenin içerisinde bot garajı var. Daha önce bahsetmiştim. Fakat bot garajını biz depo olarak kullanıyoruz. Botu ise metaforaya asıyoruz. Metaforamız teleskopik. İstediğimizde uzatabiliyoruz, istediğimizde kısaltabiliyoruz. Kapasitesi 180 kilogram. Hemen vinç özelliklerinden bahsedeyim. Biliyorsunuz yelkenli bir tekne olduğu için bir sürü halat mevcut teknede. Toplamda 4 tane vincimiz var. 2 tanesi elektrikli, 2 tanesi manuel. Teknemizde bir adet 300 watt esnek güneş panelimiz var. Hemen bombanın altına konumlandırdık onu. Daha sonra enerji anlamında başka isteklerimiz de var. Yavaş yavaş onları da yapacağız. Ana yelkenimiz sarma ana yelken. Kullanım olarak kolay bulduğumuz için sarma ana yelkenden yana kullandık seçimimizi. Ön yelkenimiz ise self tucking jib özelliğine sahip bir flok. Yani otomatik travmanı atma özelliğine sahip. Bunun da kullanım kolaylığı açısından tercih ettik. Performans sağlaması açısından da bir adet asimetrik balonumuz var. Üzerinde hatta teknemizin simgesi olan deniz atı bulunuyor.